Şehitler Demokrasi Otogarı'ndaki bir yazıhaneye izinsiz örülen duvar olay olmuştu. Otogardaki diğer turizm firmalarının da şikayeti üzerine duvarı ören kişilere soruşturma açıldı. Şüpheliler gözaltındayken tartışma yaratan duvar bugün yıkıldı. Bakın kim tarafından? Sürekli tehdit ve hakaret altındayım ben. Ne zamana kadar bu devam edecek bilmiyorum. Biz sadece normal illegal şey yapmak istemiyoruz. Sadece normal bilet satmak istiyoruz. Yazıhaneyi ikiye bölmüş, yolcuların şaşkın bakışları arasında izinsiz duvar örmüşlerdi. O duvar 5 ay sonra işte böyle yıkıldı. Geçtiğimiz Haziran ayıydı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen bir grup, Trakya bölgesine ulaşım sağlayan yazıhanenin ortasından "Burası bizim" diyerek duvar örmüş, otobüs firmasının kadın müdürüyle aralarında tartışma çıkmıştı. Kadınsın bile ya. Kara kocam, kara kocam gelsin yatsınlar. Kocam değil, kocam yok. Tehdit ve hakaretlerle kadın firma müdürünü başlarından savmaya çalıştılar ve duvar öylece kaldı. Otogardaki çok sayıda firmanın da şikayeti üzerine devreye polis girdi. İzinsiz duvar ören şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı ve grup gözaltına alındı. Geliyor bir grup insan, burada sen giremezsin, bilet satamazsın, burası benim. Bu yer kimsenin değil, bu yer belediyenin yeri ve bende işletme ruhsatı var. Firma müdürü yazıhanesine örülen duvarı yıkmak için 5 ay sonra tekrar kolları sıvadı ancak bu defa da gözaltındaki şüphelilerin yakınları iddiaya göre zorluk çıkardı. Bizim sormadan izinsiz bu duvarı yaptı. 6 ay kaçıncı uykusuz gece artık ben de sayamıyorum. Taraflar arasındaki gerginlik karakolda son buldu. Firmanın müdürü ise geri gelerek yarım bıraktığı işe kaldığı yerden devam etti. Örülen duvarı kendi elleriyle yıkan kadın, kilitli iki peronu da açtırarak yazıhaneyi eski haline geri döndürdü.